Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle 12. sınıf, 2. dönem 1. yazılı sorularını paylaşacağım sizlerle. Şimdi sorularımız iki grup olacak. Birinci bölümde sevgili arkadaşlar ders kitabımızdan hareketle benzer sorular soracağım. Fakat İkinci bölümde hem siz üniversiteye de hazırlanıyorsunuz, dil bilgisi ağırlıklı sorular soracağım test şeklinde. Bu açıdan benim sorularımın aynısı veya benzeri illa hocalarınız soracak diye bir şart yok. Bu sorularımı sınava yönelik, yani hem üniversite sınavına yönelik hem de yazılılarınıza yönelik soracağım test sorularımı. O mantıkla lütfen izleyin. Ama sorularımızın birinci bölümü ders kitabınızda ve derslerinizde işlediğinizin benzeri olacak. Şimdi birinci sorumuzda ders kitabımızdaki bir tekniği uygulayarak aşağıdaki kutucuklarda roman ünitesi ile ilgili 1 ve 7. soruların cevapları bulunmaktadır diyoruz. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. Soruların birden fazla cevabı olabileceğini düşününüz, göz önünde bulundunuz. Şimdi kutucuklarda sevgili arkadaşlar, toplumcu gerçekçi anlayış, Latife Tekin, iç konuşma, Peyami Safa, milli edebiyat zevkini devam ettiren anlayış, modern roman anlayışı, metinler arasılık, Hasan Ali Toptaş, postmodern roman anlayışı, Yusuf Atılgan, Yaşar Kemal ve bilinç akışı kelime ve kelime gruplarını göreceksiniz. Bunları verdiğimiz soruların içindeki noktalı yerlere yerleştireceksiniz arkadaşlar. İster harf olarak, ister kelime ve kelime grubu olarak. Bu soru tekniği biliyorsunuz ders kitabımızda da aynısı var, benzeri var. Ama ben farklı seçerek yeniden düzenledim. Tamam mı? Şimdi bunları beraberce yapalım. Şimdi birinci soruda diyor ki yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri modern, postmodern romanlarda kullanılan anlatım tekniklerindendir? Arkadaşlar burada C, L ve G harflerini yerleştirecek. Yani iç konuşma, bilinç akışı ve metinler arası. Bunları yerleştirdiğimiz zaman sorumuzun cevabı karşılığı olan puanımızı alıyoruz. İkinci soruda da arkadaşlar yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangilerinde diyor. Cumhuriyet dönemi roman anlayışları yer alır. Arkadaşlar burada A maddesi yani toplumcu gerçekçi anlayış, E maddesi milli edebiyat zevkini devam ettiren anlayış, F maddesi modern roman anlayışı ve İ maddesi postmodern roman anlayışı. Kutucuklarını ne yapıyoruz? Sırasıyla yazıyoruz. A, E, F, İ şeklinde noktalı yerlere yerleştiriyoruz. Bir diğer soruda da yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan yer alan yazarlardan hangisi ya da hangileri diyor. Toplumcu, gerçekçi anlayış doğrultusunda eserler vermiştir. Bu Yaşar Kemal'dir arkadaşlar. Verilenler içinde doğrusu Yaşar Kemal'dir. Biz burada K maddesini ne yapacağız? Hemen ayraç içindeki noktalı yere yerleştireceğiz. Bir diğer soruda diyor ki yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangilerinde Anayurt Oteli, İnce Mehmet, Sevgili Arsız Ölüm adlı eserlerin yazarları verilmiştir. Burada da B, J, K seçeneklerindeki yazarlar. Yani Latife Tekin, arkadaşlar Yusuf Atılgan ve Yaşar Kemal. Bunları noktalı yere yerleştiriyoruz. Bir diğer sorumuzda da yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireyin iç dünyasını ele alan eserler vermiştir. Arkadaşlar burada da D ve J maddelerini yerleştireceğiz. D maddesinde Peyami Safa, J maddesinde de Yusuf Atılgan yer alacak. Biliyorsunuz Peyami Safa arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan, gene Yusuf Atılgan hakeza bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazmış, eserler vermiştir. Bir diğer sorumuza gelelim. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri postmodern roman anlayışı doğrultusunda eser vermiştir diyor. Burada da B ve I seçeneklerini ele alıyoruz. Arkadaşlar Latife Tekin ve Hasan Ali Toptaş'ı noktalı yerlere
yazıyoruz. Ve son olarak yedinci soruda yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi Mithat Cemal Kuntay, Halide Edip Adıvar, Samim Kocagöz gibi sanatçıların yer aldığı anlaşılır. Bunlar milli edebiyat zevkini devam ettiren sanatçılardır. Arkadaşlar biliyorsun bu sanat anlayışlarını biz 11. sınıf itibariyle ne yapmıştık? Görmeye başlamıştık. 12. sınıfta 1980 ve sonrasında da ayrıntılarıyla ne yaptık? Gördük parçalarımızda ve bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Daha sonra dünya edebiyatından örnekleri göreceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar bu 7 sorumuzu kitabımızdan da örnekler alarak sizler için düzenledim, yeniden ele aldım ve kutucukları yerleştirdim. Bu grid, evet, tanılanmış grid sorumuzu ne yapmış olduk? Cevaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hem üniversite sınavlarınıza katkı olması hem de sevgili arkadaşlar sınavda da belki hocanız benzerlerini sorabilir diye çoktan seçmeli sorularımıza gelelim. Şimdi bir soru verilmiş. Burada ayraçla belirtilen yerlere arkadaşlar hangi noktalama işaretleri gelir? Aşağıdaki şıklardan. Bu sorumuzun cevabı Adana seçeneği. Şimdi birlikte de baktığımızda göreceksiniz. Selime'nin odasında biraz kaldıktan sonra otelden çıktım. Virgül. Zaten bakın sonraki kelime küçük harfle başlamış. Demek ki buraya nokta gelmeyecek veya ünlem gelmeyecek. Soru işareti gelmeyecek. Veya iki nokta üst üste gelmeyecek arkadaşlar. Dikkat edin. Virgül. Kırlara doğru yürüdüm. Nokta. Niye? Bak sonradan büyük harfle başlamış. Evet. Nokta. Tozlu bir yol. Evet, burada duygusunu ifade edemediği için üç noktayı koyuyoruz. İki yanında fırınlar, virgül, kahveler, virgül, büyük ambarlar var, nokta şeklinde cümlemizi bitiriyoruz. Sizler de Adana seçeneğini işaretliyorsunuz. Geliyoruz bir diğer çoktan seçmeli soruya. Aşağıda verilen cümlelerin hangisine yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz Ceyhan seçeneğine. Madem ki gelmeyecektin, niye söz verdin? Burada arkadaşlar madem ki, şayet ki gibi, belki gibi kelimeler nedir? Kalıplaşmıştır biliyorsunuz. Kitabımızda da arkadaşlar buna benzer konular işlemiştik hatırlarsanız. Ölçme değerlendirme sorularımızda da benzer sorular vardı. Burada ki ne olmayacak? Ayrılmayacak. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar bu şekilde bir sıralama yapıyoruz ve örneğimizi görüyoruz. Gelelim sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza. Şimdi bu sorumuzda diyor ki bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dizelere ünsüz türemesinin olmadığını görüyoruz. Şimdi ünsüz benzeşmesi var mı? Evet var. Şimdi ünsüz benzeşmesi neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Sert sessizlerin yanına sert sessizler biliyorsunuz. Gelir. Mesela bak olacaktı dediğimiz zaman burada bak ilk dizede K sesi nedir? Sertti. Olacaktı demiyoruz. Bak dikkat ediyor musun? Olacaktı demiyoruz. Dolayısıyla olacaktı veya kalacaktım demiyoruz. Kalacaktı gibi. Ha, bu ünsüz benzeşmesinin olduğunu gösteriyor. Ünlü düşmesi arkadaşlar ünlü düşmesinde de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ünlüler ne yapar? Değişik durumlarda ses olayları içinde düşebilir. Mesela bakın böyle derken bu öyledir aslında. Orada U sesi ne yapmıştır? Düşmüştür. Mesela sevgili arkadaşlar mesela gönlüm dediğim zaman değil mi? Gönül kelimesindeki Ü ne yapmıştır? Düşer mesela. Benzeri. Evet. Mesela uyumaktan uyku değil mi arkadaşlar? Bakın düşmüş. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Ünsüz yumuşaması var mı? Var. Biliyorsunuz arkadaşlar sert ünsüzler iki ünlü arasında geldiği zaman ne yapar? Yumuşak. Mesela gördüküm demiyoruz da gördüğüm diyoruz. Değil mi mesela? Evet. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları da ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Ve arkadaşlar ulama kavramını hemen şey yapalım. Ulamada da biliyorsunuz kelimenin sonundaki ünsüzle biten kelimenin sonundaki ünsüzü ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne ekleyerek okumaya biz ulama diyoruz değerli öğrencilerim. Dolayısıyla burada ulamayı da ne yapabiliriz? Görebiliriz. Mesela düşüncelerim olacaktı derken bak. Düşüncelerim olacaktı.
düşüncelerim olacaktı derken bir ulama yapıldığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla ulama da var diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bu arada ulamanın olabilmesi için ünsüz de bitip ünlüye eklenmesi gerekir. Arada da noktalama işareti olmaması gerekir. Dolayısıyla bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Bu şekilde sorumuzu da ne yapmış oluyoruz? Yapmış oluyoruz. Bu sorumuzu üniversite hazırlık amacıyla da çözmüş olduk arkadaşlar. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Bir diğer soruda da arkadaşlar, gönlümle baş başa düşündüm demin, artık bir sihirsiz nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbinin akisler sönen bir ses gibisin. Buradaki ses olaylarından hangileri var demiş burada. Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği, ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşamasını ne yapıyoruz? Bu dörtlükte görebiliyoruz. Dikkatli baktığınız zaman göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Mesela gönlümle dediğim zaman gönül kelimesinden bir ünlünün düştüğünü ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Mesela arkadaşlar, kalp kelimesi değil mi? P serttir. Kalbimin derken değil mi arkadaşlar? Yumuşama görüyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, benzer özellikleri de ifade edebiliriz. Ceyhan seçeneğini burada ifade edelim. Bir diğer soru burada seçerek sizlere arkadaşlar, bu sorularımız aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın sizler için oluşturduğu kazanım sorularından da seçilme sorular arkadaşlar. Bu parçada diyor, numaralanmış sözcükler yapı bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Denizli seçeneği kalır arkadaşlar. Niye? Yapı bakımından diyor. Yani yapı bakımından deyince aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar? Basit, türemiş ve birleşik. Şimdi bakın, birinci de dünyadan derken arkadaşlar, dünya kelimesinde ek almamış, yani gövde olmamış, yani türeme olmamış, basit bir sözcük arkadaşlar. Dolayısıyla gene davranış kelimesine geldiğimizde bakın, orada ünlü düşmüş arkadaşlar, davranmak, davranış, bir türeme yaptığını göreceksiniz. Geçeceğim, geçmek kelimesi acak ecek almış, burada bir basit kelime olduğunu göreceksiniz. Gene dönmek fiili dönüş, bir türeme yaptığını göreceksiniz. Dolayısıyla 1, 2 basit, 3, 5 türemiş arkadaşlar. Dolayısıyla gövde halini almış. Fakat burada yapabileceğim kelimesi, bak dikkat edin, yapmak, abilmek, yapabileceğim. Burada bir kurallı birleşik fiil, abilmek, ebilmek, yeterlilik fiili özelliği göstermiş. Dolayısıyla birleşik fiil özelliği göstermiş. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Bu arada arkadaşlar, birleşik fiillerin de kendi içinde üçe ayrıldığını unutmayın. Yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış, yani kalıplaşmış birleşik fiiller. Bunu da unutmayın, ek bilgi olarak veriyorum. Bu soruları hem yazılı hem sınava yönelik de söylediğim için, anlattığım için arkadaşlar, onu da vurgulamış olayım. Ve sevgili arkadaşlar, bir diğer kazanım sorumuz, yazılıda da belki çıkabilir diye sordum. Bu dizelerde diyor, numaralanmış sözcüklerden hangileri yapım, hem yapım hem çekim eki almamıştır? Bakın dikkat edin. 1 ile 5. Şimdi neden 1 ile 5 arkadaşlar? Şimdi görüp kelimesinde görmek nedir? Fiil köküdür. Ip, ip, up, üp, zarf fiil eki. Şimdi burada sadece yapım eki almış. Zarf fiil ekleri aynı zamanda nedir? Yapım ekleridir. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim, bu birinci kelimemiz sadece yapım eki aldığı için doğru cevabımızın birincisini içerir. Diğeri beşincisidir arkadaşlar. Burada acılardan derken acı kökü, larler çokluk eki ve danden ayrılma eki almış. Bu da çekim eki almış. Bak, birincisi sadece yapım eki almış, ikincisi ise sadece çekim eki almış. Dolayısıyla burada da 1 ve 5 doğru cevabımızı içerir. Bakın arkadaşlar, burada bakın, dördüncü belki sizi biraz çevirebilir. Yani şimdi burada anı diyoruz. Anı yani hatıra, değil mi? Ha, bunun kökü anmaktır. Anmak kökünden anı olmuştur. Fiil
fiilden isim yapımı eki almıştır. Onun için dördü eliyoruz. Bu noktaya da dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Dikkat edin. Dolayısıyla sadece 1 ile 5 de var. Ha, diğerine de bakalım. Mesela ispatını yapalım arkadaşlar. Bak, yoksunluklardan diyor. Yok, yoksun. Bakın yapım eki aldı. Yoksunluk bir daha aldı. Yani gövde iki gövde halinde aldı. Larler çekim eki, danden çekim eki. Anıları da söyledik. Üçte gene yaş kökü yaşamak. Evet. Yaşadın. Dı, di, dı, ne eki çekim eklerini aldı. Yani hem yapım hem çekim eki aldı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Ve gelelim arkadaşlar bir diğer sorumuza. Diğer sorumuzda arkadaşlar okul belediye ekipleri tarafından boyandı cümlesi var. Burada sevgili öğrencim gene bir kazanım sorusu, Türkçe kazanım sorusu. Özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş olan cümleyi soruyor. Dolayısıyla burada aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar? Çatı gelecek. Fiil çatıları gelecek. Şimdi okul belediye ekipleri tarafından boyandı dediğimiz zaman arkadaşlar okul kendi kendini ne yapmaz? Boyamaz. Başkaları tarafından, birileri tarafından zaten burada belediye ekipleri ne yapıyor? Boyuyor. Dolayısıyla edilgen çatılı bir fiil. O zaman biz benzerini burada bulacağız. Şimdi Rus heyet şirketin toplantı salonuna alındı. Rus heyet kendi kendini mi oraya aldı? Hayır. Burada Rus heyet sanki özneymiş gibi gözüküyor. Hayır değil arkadaşlar. Onu birileri aldı. Başkaları tarafından. Yani o toplantıyı düzenleyenler tarafından alındı. Gelen heyet. Ama burada alan heyetten bahis yok. Dolayısıyla burada çatımız nedir? Edilgen çatıdır. Bundan dolayı Bursa seçeneği doğrudur. Yedinci soruda da arkadaşlar gene çatıyla ilgili bir soru var. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etirgen çatılı bir eylemdir? Arkadaşlar Adana seçeneği etrafı çarçabuk toplayıp sofrayı kurdurdu. Kurduk demiyor bakın kurdurduk. Şimdi etirgen çatılarda arkadaşlar re, tırtir, te, dırdır, durdur. Bu ekler gelerek etirgen yapabilir. Etirgen yapar. Etirgen yapma ekleridir arkadaşlar. Etirgenlik nedir? Geçişli bir fiili tekrar geçişli yapmaktır. Şimdi arkadaşlar etrafı çabuk toplayıp sofrayı biz kurabilir miyiz? Sofrayı kurduk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu ne oldu? Etken geçişli oldu. Geçişli. Peki biz sofrayı başkasına kurdurabilir miyiz? Kurdurabiliriz. O zaman da etirgen çatı yapmış oluruz. Dolayısıyla burada kurdurduk fiili etirgen çatıdır. Etirgen olmasının sebebi ise orada dır direkini almasıdır arkadaşlar. Eğer dır direkini almasaydı bu ne olacaktı? Etirgen olmayacaktı. Geçişli bir çatı halinde olacaktı. Dolayısıyla etken bir çatı halinde olacaktı, geçişli olacaktı. Bundan dolayı doğru cevabımız Adana. Bir diğer soruya gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birlikte yapıldığı anlamı vardır? Arkadaşlar eylemin birlikte yapıldığı dediği zaman işteş çatıyı hemen hatırlayacağız. Bakın burada işteş çatının bir özelliği var soruda. İşteş çatı iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir birlikte yapma, iki karşılıklı yapma. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi birlikte yapma dediğimiz zaman o işteş çatının ortaya konduğu eylemin birlikte yapılmayı kastediyor. Şimdi bak ablamın çocukları parkta bir oraya bir buraya koşturuyorlar. Bakın işlevi eylemi birlikte yapıyorlar. Koşuşturuyorlar. Evet. Diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar bunu görmeyeceğiz. Mesela Almanya'daki kuzenimle 2 yıldır görüşemiyoruz dediğim zaman bakın bir karşılıklı görüşememe durumu var. Fark ettiniz mi? Bak burada birlikte yapma yok, karşılıklı yapma var. Seninle öğlen metro çıkışında buluşuruz. Sen ve ben. Bak buluşma, karşılıklı yapma. İhtiyar adam önüne gelen herkesle selamlaşıyor. Selamünaleyküm, merhaba, selamlaşıyor, karşılıklı. Kimi günler denize girmeyip sadece güneşleniyor. Evet, burada da zaten arkadaşlar herhangi bir birlikte yapma yok. Direkt etken bir çatı arkadaşlar burada da bizi çeldirme adına farklı bir
çatı özelliği göstermiş. Gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. Buranın mis gibi havasına ve tertemiz doğasına bayıldık. Bu cümledeki yüklemin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar dönüşlü ve geçişsiz çatıdır. Şimdi dönüşlü çatıda sevgili arkadaşlar eylemden etkilenen gene bizizdir. Yani öznedir. Dolayısıyla burada bayıldık derken bu sözü söyleyen özne kendisinin etkilendiğini ifade ediyor. Geçişsizdir çünkü neyi kimi sorusuna da burada cevap verilmemekte. Neyi bayıldık? Cevap yok. Kimi bayıldık? Cevap yok. Bak dikkat ediyor musun? Değerli arkadaşım. Dolayısıyla burada da bir geçişsiz eylem var, çatı var. Dolayısıyla Edirne seçeneği dönüşlü geçişsiz diyoruz. Diğer sorumuza gelelim. Güneş kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Bu cümledeki öze öğe dizilişinin aşağıdakilerden hangisinde var öğe dizilişi sırasıyla? Arkadaşlar bir defa burada güneşin özne olduğunu görüyoruz. Daha sonra zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem şekli. Tabii cümleyi bulurken öncelikle arkadaşlar biz ne yapacağız? Yüklemi bulacağız, sonra özneyi bulacağız. Bir yüklem, iki özne. Sonra diğer öğeler. Çünkü özneden önce diğerleri bulunursa sıkıntı yaratabiliriz. Özellikle nesne konusunda. Dönmüşlü yüklem zaten. Çekimli bir fiildir. Bakın mışmış eki almış, dı di ek fiil ekini almış, çekimlenmiş. Dönen kim? Güneş. Neyi dönmüş? Yüzünü dönmüş. Zaten nesne, belirtili nesne burada. Nereye dönmüş sevgili arkadaşlar? Açık pencereye. Nerede ki? Karşı binadaki açık pencereye. Kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süslere dokunarak, dokunup dönüyor. Dolayısıyla burası da zarf. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğru cevap. Ve gelelim bir diğer soruya. Gene kazanım testlerimizden örnek bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin öğe dizilişi diyor? Aşağıdaki sırayla verilmiş. Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem şeklindedir. Arkadaşlar üçüncü hemen ispatını yapalım. Şimdi üçüncü cümlemizde ne diyor? Hemen birçok yazar gibi Karacan'da yazı hayatına öyküyle adım atmıştır. Atmıştır. Evet, adım atan kim? Arkadaşlar Karacan. O dönem gazetecilerinden meşhur arkadaşlar, Milliyet Gazetesi'nin kurucularından yüklem nasıl atmış arkadaşlar, hangi yolla? Öykü yoluyla arkadaşlar, zarf tümleci. Neye? Yazı hayatına. Kim? Hemen birçok yazar gibi Karacan arkadaşlar, özne. Orada da de arkadaşlar sizi şaşırtmasın. Karacan'da şeklinde alacağız. Bağlaçlar, ünlemler cümle dışı unsurdur. Dolayısıyla orada da de'yi nazarı dikkate almıyoruz. O bir cümle dışı unsurdur. Dolayısıyla özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem şeklinde sıralanmıştır. Diğerlerinde zaten bu durum yok. Zaten baktığınızda hemen göreceksiniz arkadaşlar. Diğer bir kazanım sorumuza gelelim. Gene dil bilgisi sorusu. Bu numara, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad takım yani isim tamlaması kullanılmıştır? Adana seçeneğinde arkadaşlar. Hamiyet Hanım geniş kanepenin üzerine yayılarak oturdu. Arkadaşlar burada geniş kanepenin üzeri bir isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Kanepenin üzeri arkadaşlar bakın. Kanepenin üzeri bir isim tamlamasıdır sevgili öğrencilerim. Neden? Çünkü burada bir belirtili isim tamlaması var. Fakat biz bunu arkadaşlar geniş kanepenin üzeri diye almamızda fayda vardır. Neden? Çünkü kanepe kelimesi aynı zamanda bir sıfatı var. Dolayısıyla burada geniş kanepenin üzeridir tamlamamız. Ama bize zaten isim tamlamasını soruyor. Burada isim tamlamamız budur. Adana seçeneğinde var. Aynı zamanda buna biz karma tamlamı da diyebiliriz. Yani burada hem sıfat tamlaması var hem isim tanımlaması var. Bu şekilde de bir adlandırma yapabiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Burada Adana'dır. Gelelim bir diğer soruya. Test sorumuz. Sevgili arkadaşlar bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Ve burada Adana seçeneğinde arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın
Burada ek eylem sevgili öğrencilerim. Hemen onu kırmızıyla size göstereyim. Lisedeyken aynı okuldaydık diyor. Burada okuldaydık yüklemimiz isimdir ve isim olarak ek eylem almış. Biliyorsunuz isimler ek eylem aldığı zaman ne olur? Yüklem olur. Yoksa tek başına yüklem olmaz. Okuldaydık. Burada ek eylemin öğrenilen geçmiş zamanını almış, hikayesini almış. Diğerlerinde ise fiiller almış. Bundan dolayı Adana seçeneği doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz, bu sorumuzu siz kendiniz bulun, size bırakıyorum. TYT Türkçe soruları hangi konulardan çıkmaktadır arkadaşlar? Maddeler halinde aşağıda belirtmenizi istiyorum. Bu soruyu da ben cevaplamayacağım. Siz cevaplayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yazılı sorumuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmanızı ve beğeni tuşunu likelamanızı istiyorum arkadaşlar. Bir başka yazılımızda buluşmak dileğiyle şayet kanalımıza katkı sunmak isterseniz arkadaşlar teşekkürler butonundan bağış yapabilirsiniz. Diğer yazılı sorularınızı da oynatma listelerinden ulaşarak çözebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.